Allah nereye gitti? Hayırdır inşallah. O da mı beyaz sayfa mı? Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey söyleyeceğim. Buyur abla. İki resim arasındaki farkı bulunuz. İki resim aynı oldu. Niye öyle bir şey? Yönetmen Solmaz'la Tuğçe'yi yan yana koy. Pardon, bir dakika. Bir dakika, özür dilerim. Sen ne yaptın? Niye öyle bir şey yaptın? Aynı oldu. Böyle yapayım ben. Değiştirecek. Aşkım. İki resim arasındaki fark belli oldu. Yani sen çıkar orada. Hadi diyorum. Efendim? Aynen, senin kulakların çok büyük. Ne dedi? Kulakta durmaz o çiçek. Her kulakta durmaz o çiçek diyor. Çok büyük Seyda abla, dururdu da. Bak nasıl durdu. Evet, bu. Çok büyük. Durmuştu, aynı olmuştu. Onu takın bakayım, duracak mı? Onda da durmaz. Seyda abla çok büyük çünkü. Kız, bir de aynı mı rengi giydiniz siz bugün? O da mor giymiş. Tuğçe'yle aynı renk giymişler. Size mor çok yakışıyor oldu. Tatlı. Sen bir kalk gel bak. Gel. Şimdi gerçekten iki resim arasındaki farkı bulmuş oldu. Papatya'yı da takınca sen de mor giymişsin, o da mor giymiş. Ayakkabılar siyah. İşte kızı bana benzetmeye çalışıyor. Yok artık. Kızı sen bence benzemeye çalışıyorsun. Onun her şeyi orijinal i̇şte çünkü. Bak gözler, buraya bak gözler aynı, gelin, orijinal gözler. Buraya geldim, gelin çiçek takıyorum. Ya neyse, şimdi onu bunu bırak da Ahmet, ben sana bir şey söyleyeceğim güzel kardeşim. Sen orada Ahmet'im, Mahmet'im diyor. İşte Allah işte bak. Dün Seda abla öyle bir yere gittim ben oturmaya. Bir baktım ikisi orada. Ama ayrı masadalar. Nasıl? Ben onu sonradan gördüm. Başka bir yerde o oturuyor, o başka bir yerde. Burada Ahmet'im diyor, dışarıda umrunda bile değil yani, ben sana söyleyeyim. Sana böyle bir ilişki gelmiş. Olamaz. Sana öyle gelmiş. Biz sonradan orada olanlar da var, söyleyebilirler. Konuşur musun? Mikrofonu açacaklar. Burayı görmüyorlar ki, o taraf yok. Ben daha sonradan geldi Solmaz. O yüzden daha önceden gelmiştim kafeye. Kardeşim. Ya bir insan sen aynı yerde bir saat duracak da fark edilmeyecek. Yo, ben Tuğçe'yle beraber gittim. İyice köşede oturuyordu ama kafede orada. Köşede oturuyordu kafede. Köşede bak, kendi eve verdi bak. Ben de köşede oturuyorum, göremedim. Doğru mu? Aynı kaybettiniz yani. Evet. Ne? Ne dedin? Ahmet bana çiçek almış da. Çok Ahmet de sana mı çiçek almış? İçinde de not var. Okuyalım. Hemen okuyayım. Mikrofonla güzel. Al sen oku. Dön şöyle. Sen kendin okusaydın. Sen okusaydın. Tonlayın. Gözlerin için yazılmış bir masaldır ömrüm. Ömrüm gözlerin için yazılmış bir masaldır. Çakma gözlerle. Sen beni kıskanıyor dedin ama bence sen dün kıskanmışsın. Onlar sonradan bir araya gelmişler. Sonradan birbirlerini görmüşler orada. Sen dikkat Seyda abla, ben sana ben yalan söylemem. Tuğçe'nin karnı acıkmıştı. Beraber dedik bir yemeğe çıkalım dedik. Gittik öyle bir yerde oturduk. Bir baktım ikisi orada. Bize dikkat et. Hatta içeri girdim. İçeri girdim, baktım Solmaz da orada. Çıkalım dedim hatta. Tuğçe dedi ki olur ya, sıkıntı yok dedi. Oturalım dedi orada. Neyse biz oturduk orada. Arada bir saat fark var. Bak bir saat. Siz bir saat boyunca orada oturdunuz ama hiçbiriniz birbirinize bile bakmadınız. Arkadaş bak şimdi şöyle bir şey. Ya bırak Solmaz, çocuğun duygusuyla oynama. Yarın kalkıp olumsuz diyeceksin. Nereden çok çok sevdiysen tut elinden annene götür o zaman. Mutluluğuma nazar değmesin inşallah. Sen annene götür, annene. Bunlar da oyun. Kalk nazar boncuğu tak ona, kalk kalk. Kalk kalk. Bir de şey. Kalk. Şöyle bir iki ay olsun da seni de bizim eve götüreyim, danıştırayım. Bir iki ay sonra. Tabii ki de bir iki ay sonra. Hem benim çiçeğim daha güzel. Yanımdaki çiçek de çok güzel. Orijinal kendisi. Ben inada hiçbir şey yapmıyorum. Dün seninle çok uzun konuştuk.
Beni anladığına inanıyorum. Tut elinden annesine götürsene. Tuğçe bana ne dedi biliyor musun? Sen annesine konuştum. Götürsene. Buradan ellerinden öperim. Anneme değil bütün sülalemin içine koyarım. Götür. Ben sana söyleyeyim yani. Hadi. Sen bak annesi bile dedi anneme bile götüreceğim dedi. Ama o kadar net bir şekilde söyledi ki. Tamam yani siz artık muhatap olmasanız sen talebinle ilgilen kardeşim. Ben seninle muhatap olmasın. Senin duygunla oynuyor. Seni burada tutuyorum. Benle muhatap olma diyorsun. İşte bile duygusuyla oynamıyorum. Muhatapçı. Muhatapçı. Seda abla. Ahmet gerçekten çok temiz bir çocuk. Evet. Yarın bir gün onda duygusuyla oynayacak. Ahmet bir iki gün sonra bu lafımı unutma bak. Sana da olumsuz diyecek. Anneme götürürüm der. İşte bile. Ben senin için oyunu bırakırım der. Tabii sen bunu sorun etmiyorsun. Masa oynarım. Bence durumu da masa oyna sen. Ringa. Yolla yukarıdan. Bugün de pek güzel kıyafetin. Raga. İki yüzlüler sizi. Raga. Raga. Sizi çirkinler sizi. Raga. Raga. Çirkemezler bizi. Raga. Raga. Bulaşıklar sizi. Çıkmamları buraya. Çekemeyen buraya. Dakikalarda. Dün Nurullah dedi ya sen bir klap müziğiyle oynadın. Bu şimdi roman havası mı? Roman şarkısı mı dedi ya. Ya bundan hangi bayrak selam verdiği belli değil abla. Bak düzgün konuş. Söyleyeyim. Ya Ahmet ben seni anlayamıyorum. Benim yanımda talibim olacak. Kalkacak oynayacak. Başkasının gözlerinin içine bakacak. Oynayacak. Ranga. Bu nasıl bir şey ya? Ben hayatta işim yok. Bak oynuyor. Bana bakıyor böyle yapıyor. Sana ne Ahmet'ten? Bakmasın abla gözüme. Benim yanımda kız varken bakmasın. Oynarken herkese bakıyor. İlla sana bakıyor diye bir olay yok ki burada. Sen de kızın kulağına çiçek takarken bana baktın. Yani bize baktın artık biziz. Seda abaya bakıyordum ben. Şimdi şöyle bir şey var. Seni bozmak ve küçümsemek istemiyorum ama. Yapamazsın çünkü sen yaptın. Bunu söylemeyecektim ama. Söyleyeceğim. Niye ilk saatler dışarıda Songül'ü tuttun? Ben çok mutsuzum. Git istersen bunu Solmaz'a söyle. Söylemeyecektim şu saate kadar ama söyledim. İlk saat ne zaman? Konuşur musun Songül? Ya bunu bütün Türkiye görüyor. Ya böyle bak ben o kadar rahatım ki. Seda abla o kadar rahatım ki. Dedi, bir de Songül'ü söyledi. Bakayım kim inanacak ona. Konuş bakayım. Ama sen bana canlı yayında söylememi de istedin benden. Ben benim inanmıyorum gene... böyle bir şey olduğunu asla Seda abla. Şahitlerim söylemem gereken bir şeyler var dedi. Songül dedi mutsuzum dedi. Mutsuzum dedi. Tuğçe diyor ki inanmıyorum Songül'ü söyle. Ben şu şahısla bak ona şahıs diyorum seninle muhatap olmak istemiyorum. Ben seni muhatap görmüyorum. Neredesin? Sesini duyuyorum ama evet, ben de seni göremiyorum farkındaysan. O kadar ufaksın neyse, demek ki. Her neyse ben söyleneni istersen git bunu dedi canlı yayında da söyleyebilirsin dedi. Aynen tuttu kolumdan götürdü bana söylemek istediklerini söyledi. Hatta ben de dedim ki istersen dedim gel kuaförde konuşalım dedim. Yok dedi orada dedi Solmaz var gelemem. Bu kadar detayıyla. Seda abla. Yemin ederim ki söyledi. Bak Nurullah yeter artık. Bak beni arada bırakıyorsun. Söyledin bunları bana. Sen asıl karşı sen tarafın duygusuyla oynama. Oscar'lık oyuncusun. Oscar'lık. Oyuncuyum evet. Ben Seda sana söyleyeyim. Teşekkür ederim Oscar'lık gördüğün için. Benim bari mutluluğumu bozmaya çalışıyorsun ama gerçekten çok mutluyum. Seda abla. Bozulmuyorum buna. Seni ben diye alıyorum. Mutsuz. Ya çok niye mutsuz oluyor? Sana kendi ağzınla söyledin. Bak ne diyor bak. Çok mutluyuz. Kendi ağzınla söyledin. Bak ne diyor bak. Ben senin ağzından çıkanları... Bak. Ben senin ağzından çıkanları duydum. Bir başkası beni ilgilendirmiyor. Siz niye kıskanıyorsunuz benim ilişkimi? Niye çekemiyorsunuz? Ya neyini kıskanalım Allah aşkına? Niye çekemiyorsunuz benim ilişkimi? Bizim aramızı bozan. Neyin nereden? Siz olacaksınız. Tamam niye çekiyorsunuz? Bak kız ne dedi sana? Bak. Bizim aramızı bozan siz olamayacaksınız dedim. Seda abla.
Seda abla. Bence de. Roman milli terliyor. Nurullah bir zaman terliklerime hastaydı. Ay eminim. Sonra bana hasta oldu. Eminim. Şimdi bir dakika, bir dakika. Şimdi öyle diyor da. Bunun gerçek kanıtı var abla. Geçen terlikler oradayken ne yaptın terliğini abla? Ne yaptın? Tekme vurdun mu tekmeyi? Tekme attım. Ama ayrıldıktan sonra. Ama ayrıldıktan sonra. Pazardan bir terlik alsaydın ona bari bir gidi. Yok o terlik özel. Şeyde abla. Sponsorlar çok bunlar terliyor. Bak bak amca. Amca. Bu terliği herkes giyemiyor biliyor musun? Bir bizim mahallede var bu terlik. Özel Seda abla, Murat abi bir şey söyleyecek. Söylesin abla Murat abi. Bak. Murat da bir şey söyleyecek. Peki bir durun. Seda abla 2-3 gündür farkındaysanız giyim kuşamına daha çok dikkat ediyor Nurullah. Niçin? Niçin? Gerçekten 2-3 gündür rahat uyuyoruz. 2-3 gündür uyku rahat uyuyor. Düzenli uyuyor. Kahvaltısını Murat'a yapıyor. Bak. Çok güzel. Tuğçe ile konuşuyor. Spora yani spora. Sıkıntı yok. Vallahi şu anda bugün ilk defa böyle beraber görüyorum. Şimdi Tuğçe ile gideceğiz artık. Beraber başlayacağız. Spora da başlayacağız. Mutlu yani. Mutsuzluğunu bozmak isteyenlere de ben buradan bir şey söylemek şimdi, istiyorum. Herkes Murat, ilişkisine baksın. Murat abi bak şimdi yanlış konuşuyor. Yanlış konuşmuyorum Solmaz. Niçin biliyor musun? İstemiyorsan daha hala adamın ağzını alma. Niye alıyorsun? O ya da konuşuyor. De ki ben istiyorum de. Kalk oradan yanıma gel de. İşte bile istesem ne işim olur o çocukla sen benim. Sen adamın yanından kalkıyorsun. Yemin ona ederim adam istemiyorum. Bunca yaptığından sonra hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde istemiyorum. O Ahmet'in yanından kalkmadı. Ben çağırdım kıyafeti. Öyle Seda mi? Pardon özür dilerim. Lütfen. Özür dilerim o zaman. Lütfen. Seda abla çağırdı beni. Evet biz çocuğum. Bu saatten sonra olamayız. Muhabbetler olmasa zaten ben hiç konulara girmeyeceğim ama bir şekilde girilmiyor. Sen niye son günün etrafında dolanıyorsun mutsuzum mutsuzum diye? Vay be. Öyle, abla Seda abla öyle bir şey yok ya. Hep benim yanımda bir kere fırsat bulamıyor. Gidemiyor ki konuşmaya. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, devamlı benim yanımda. Ben şu kadarını söyleyeyim.